Ocak ayını düşüşte kapatan ons altın, bu ay %1 primli ve fiyat 1820 dolardan geçiyor, altın fiyatlarında yükseliş çok belirgin olmasa da yukarı doğru bir istek var. Bunu fon girişlerinden de görebildiğimiz gibi nedenlerine baktığımızda, altın fiyatları için büyük öneme sahip veri bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Saat 16.30'da açıklanacak veri piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Altın fiyatları için kritik gün geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yıldır görülmeyen enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Fed enflasyonu dizginlemek için faiz artırım hamlesini Mart ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Saat 16.30'da açıklanacak veri piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Aralık ayında %7 gelen enflasyonun Ocak ayında %7.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında Rusya ve Ukrayna arasındaki olası savaş hareketliliği de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Enflasyon artışından altın ne kadar etkilenecek? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun yükselmesiyle birlikte Fed'in eli faiz tarafında daha da güçlenmiş olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, son faiz toplantısında enflasyonu engellemek için faiz artırımına gideceklerini ve bunun da muhtemel olarak Mart ayında gerçekleşeceğini söyledi. Fed'in faiz artırımı ile birlikte dolar tarafında yükseliş beklentisi hakimken bazı uzmanlar altın fiyatlarının düşeceğine yönelik beklenti içinde. Ancak bazı uzmanlar da altının Fed'in faiz artırım ihtimalini çoktan fiyatladığını ve yükselişin devam edebileceğini, Fed'in güçlü faiz artışı yapamayacağını, reel faizin yine ekside kalacağını belirtiyor. Ons altın 1834 dolar seviyesinde. Ons altın fiyatları iki hafta önceki fiyatlara yakın seyre yöneldi. Güne 1833 dolardan başlayan 16 altın gün içinde en düşük 1831 dolar, en yüksekte 1834 dolar seviyesini gördü. Saat 7.48 itibarıyla 1834 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları da ons altındaki yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle güç kazanıyor güne 798 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 796.4 lira, en yüksekte 799.8 lira seviyesini gördü. Saat 7.48 itibarıyla gram altın 799 liradan alıcı buluyor. Dünyaca ünlü kredi derecelendirme ajansı Moody's Fed'in faiz artırımlarına başlamasıyla yüksek dolarizasyondan zarar görecek ülkeleri duyurdu. Türkiye listede dördüncü sırada yer aldı. Moody's Kredi Derecelendirme Ajansı Fed'in faiz artırımlarına başlamasıyla gelişmekte olan ülkeler arasında yüksek dolarizasyona tabi ülkelerin zarar göreceğini duyurdu. Türkiye dolarizasyondan etkilenecek ülkeler sıralamasında Uruguay, Belarus ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü sırada yer alması dikkat çekti. Moody's'in senaryosuna göre Fed'in faiz artırımları GOP'a sıcak para girişlerini azaltacak. Hatta bazı kırılgan olarak nitelendirilen finansal sistemlerden para çıkışı bile tetikleyebilir. Bu durumda, vadesi gelen döviz kredilerini yenilemekte tereddüt eden ticari bankaların temerrütlerle karşılaşması olası. Ek olarak, sıcak para kaçışı yerel faizleri yükseltip ekonomik büyümeyi yavaşlatırsa, bankaların kredilerinde batma riski yükselecek bilançolarında yüksek miktarda döviz mevduat ve kredi tutan bankalar, yerel para birimi dolara karşı değer yitirdiğinde, yükselen takipteki kredi oranları ve düşen karlılıkla yüzleşecek, uyarısını yapıyor Moody's. Sıradaki paragrafta ise, adeta Türkiye tarif edilmiş, kurumsalların bankalara döviz borcu sigorta, hedge edilmemişse, ve yerleşikler döviz mevduatlarını sistemden çıkartmaya başlarsa, ticari bankalar döviz açıklarını gidermek için Merkez Bankası'na başvururlar. Döviz rezervleri bu ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan Merkez Bankaları yüzünden tüm sistem riske düşebilir. Türkiye'de döviz mevduatın toplama oranı %65 ile risk oldukça yüksek. Bu oran 2020 sonunda sadece %27'yi, Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu izlenecek. Analistler, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesi varlık fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini söyledi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruların takip edilecek. Analistler teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4 ün direnç konumunda olduğunu bildirdi. Altın fiyatları, yakından izlenen Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri öncesinde dünkü seansta kaydettiği iki haftanın zirve seviyesine yakın seyretti ancak yüksek Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil getirileri kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta kaydettiği bir 1828.68 dolara yakın seyrederek 0.1 artı da 1827.37 dolara yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri altın vadeli işlemleri de 0.1 artarak 1. 829. 10 dolara yükseldi. Gram altın ne kadar? Gram altın, alış 792 Türk lirası, satış 798 Türk lirası, geçen hafta gram altının satış değeri 783 Türk lirası, 15 Türk lirası yükseliş gerçekleşti. 10 gram altın ne kadar? 10 gram altın 9 Şubat çarşamba günü 7991 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış 1293 Türk Lirası, satış 1320 Türk Lirası. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1294 Türk Lirası, 26 Türk Lirası yükseliş gerçekleşti. Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış 5326 Türk lirası, satış 5380 Türk lirası. Geçen hafta Cumhuriyet altının satış değeri 5272 Türk lirası, 108 Türk lirası yükseliş gerçekleşti. Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış 2588 Türk lirası, satış 2641 Türk lirası. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2588 Türk lirası. 53 Türk Lirası yükseliş gerçekleşti. Tam altın ne kadar? Tam altın alış 5228 Türk Lirası, satış 5281 Türk Lirası. Geçen hafta tam altının satış değeri 5176 Türk Lirası, 105 Türk Lirası yükseliş gerçekleşti. Reşat altın ne kadar? Reşat Altın, alış 5216 Türk Lirası, satış 5269 Türk Lirası, geçen hafta Reşat Altın'ın satış değeri 5164 Türk Lirası, 105 Türk Lirası yükseliş gerçekleşti. Elimizden geldiği kadar sizlerle kaliteli videolarımızı paylaşıyoruz. İzlediğiniz bu videonun ve kanalımızdaki diğer videoların size bir fadası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.